Arkadaşlar selamlar. bugün bana çok sık sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek için bir video çekiyorum. o da o soru da şu. Ya sen pilot olmuşsun ama yani var mı böyle bir torpil işleri vesaire? Bir tanıdıklar falan bir işe yarıyor mu? ne bileyim ben işte bulunduğu şirkette olur ne bileyim ben işte siyasetten bir tanıdık olur, başka birisi olur. Bunların herhangi bir şekilde bir temasından pilotaj'a giden yolun kapısı açılıyor mu vesaire gibi enteresan enteresan sorular alıyorum arkadaşlar. Ya bu sorular şöyle. İlk başta çevremde de birkaç kişi böyle çıtlatmıştı ama herhalde birkaç kişiye sınırlı dedi çok önemsemiştim ama daha sonrasında hani mail adresime kadar paylaştığım insanlardan böyle hani özelden sorular almaya başlayınca dedim ki bayağı bir kitle böyle düşünüyor herhalde. Ee, çünkü özellikle lise çağındaki genç arkadaşlar ya bir bak biz pilotaj okuyacağız. Ondan sonra 4 senemizi oraya vereceğiz. Ben bu puanlara çok daha güzel bölümler yazabilirken burayı yazıyorum ama okuduk bitti. Gün sonunda ee, tamam pilotajı bitirdik geldik iş alımlarına orada işte torpil morpil geçerliyse benim öyle bir tanıdığım ettiğim yok benim 4 senem boşa gitmesin diye böyle hani hem tedirgin hem bir merak karışımı sorular alıyorum şimdi arkadaşlar benim bu soruya cevabım net öncelikle ben bir memur çocuğuyum annem de ev hanımı ve bu memlekette işte bir şirkette bir pilot adayı olarak şu anda karşınızda video çekebiliyorum. Ve benim gibi olduğuna emin olduğum birkaç arkadaşım daha yani birçok arkadaşım var hani bu sürecin içerisinde ama hani yakinen tanıdığım hani geçmişini ailesini de vesaire de bildiğim birkaç arkadaşım daha farklı farklı şirketlerde var. Ve onların pozisyonu da benden çok çok farklı değil. Kimisi işçi. Bir tanesinin hani babası işçi. Ötekinin annesi babası öğretmen mesela. Örnek veriyorum ve standart yurdum insanı. Şu anda farklı farklı şirketlerde pilot adayız. Olabiliyor yani. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Olabiliyor yani neden kastım? Şu oluyor. Böyle oluyor. Zaten olması gereken şey bu. Niye? Çünkü ben başka türlü pilot olunduğuna olunabileceğine inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü velev ki e, birisi bir şuursuzluk yaptı. Yani tuttu. Hak etmeyen birini kokpite yerleştirdi. Yani diyelim ki bir şirketin genel müdürü veya da siyaseten birisi müdahale etti. Bilmem ne oldu artık bilemiyorum oraları. Birisi bir aklını kaybetti ve bir an birini tuttu dedi ki ya sırf işte biliyorsunuz toplumdaki bu algıdan hep bahsetmiştim size. İyi para kazanıyor bu pilottakiler, kokpittekiler diye tuttu. Yeğenini, kardeşini, amcasının oğlunu bilmem neyi tuttu. Kokpite yerleştirdi. Şimdi hak etmeyen birini siz eğer kokpite yerleştirdiyseniz eninde sonunda hak etmemesine neden olan o özelliği bir yerde tezahür edecek ve ona hata yaptıracaktır. Örnek veriyorum yani yeterince dikkatli birisi değilse dikkatsizliğinden dolayı mutlaka mutlaka bir kaza veya da kırma neden olacaktır. Bugün olmasa bir yıl sonra bir yıl sonra olmasa beş yıl sonra mutlaka ortaya o yetkinsizliği ortaya çıkacaktır. Bu kaza veya da kırımla beraber bir investigation yani bir araştırma soruşturma sonunda da zaten hak etmediği ortaya çıkacaktır. Sonrasında nasıl e, ...kokpite girdiği araştırılacaktır. Ve en, en nihayetinde bu işin sonu... ...o şahsı oraya yerleştiren... ...yerleşmesine vesile olan kişiye kadar uzanacaktır. Şimdi bu kişinin aldığı zarar... ...hani kişinin zararı olur günün sonunda. Belki bunu canıyla ödeyecek... ...hiç buralara gerek kalmadan... ...kendi zaten bu dünyadan ebediyen yok olmuş olacak. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Kendiyle beraber taşıdığı insanların... ...cana ona emanet olmuş olacak ve en büyük zarar bu. Allah korusun. Hak etmediği halde kokpitte oturan bir şahıs, bir pilot diyelim. Artık ona pilot deme dilinde varmıyor ama kişilerin canına mal olacaktır. Milyon dolarlık uçakların heba olmasına neden olacaktır. Kendi kariyerine, kendi canına zaten en baştan mal olacaktır. Onu oraya getiren kişinin de, onu oraya getiren kişinin de kariyerine hatta ve hatta hapse girmesine kadar muhtemelen neden olacaktır. Şimdi düşünün ki siz şirketteki boş şirketi şirketin dışındaki çok yetkili birisisiniz. Farz edin ki çok yetkili birisisiniz. Yani bu riski alır mısınız? Hadi boşverin, Allah'tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz diyelim. Hadi bu kadar ahlaksız birisisiniz. Yahu sırf kendi çıkarınız için bakın hani çok salt mantıkla salt çıkar açısından bakıyorum. Sırf kendi çıkarınız için dahi olsa bile aklınız alıyor mu böyle bir şey yapmayı? Çok mantıklı geliyor mu size? Ya, madem bu kadar ahlaksız ve bu kadar hani böyle salt mantıkla hareket eden, dediğim gibi Allah'tan korkmayan, kullan utanmayan biriyseniz eğer, hani artık öyle bir durumdaysanız, gidin madem bu kadar gücünüz var, hani olmayacak işi oldurabiliyorsunuz. Hani dedik ki artık pilotta, pilotta hani kokpitte torpil olmaz, olamaz, olmamalı diyorum ya ben. Hani olmayan işi olduruyorsunuz madem bu kadar kudretiniz var. Ya bu parayı başka yerden kazandırtacak kadar da kudretiniz var demektir. Gidin ne bileyim ben başka bir şirketin başka bir yerinde Müdür yapın, daire başkanı yapın, ne bileyim ben direktör yapın. Artık herhangi bir yerde başka bir pozisyonda başka bir şekilde bu maaşı siz ona kazandırabilirsiniz. Niye de gidip illa kokpitte tutturasınız? Niye bu riskleri alasınız? Bakın sırf mantıktan, mantıktan yola çıkıyorum. Salt ve dümdüz bir mantıkla hareket ediyorum şu anda. Yani hiçbir şekilde bir mantığı yok arkadaşlar. Yani torpil yapmanın da bir mantığı yok torpille o kokpite oturmanın da bir mantığı yok. Çünkü en başta kendi canınızı güvende hissetmezsiniz. Düşünsenize benim yetkinliğim yok. Yani yeterli kadar dikkatli değilim. O mülakatlardan geçmemişim. Hiçbir şey yapmamışım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ve kokpitteyim. Ne bileyim ben 36 bin fit yukarıda 11 kilometre yukarıda uçuyorum. Bir hatamla beraber en başta kendim ölürüm zaten. Aklı başında bir insan da zaten böyle bir şey Torpili vesaire bilmem neyi talep etmemeli zaten. Yani çok büyük saçmalık olur. Ne bileyim yani hani türlü çeşitli hani, yani siz şunu diyebilirsiniz. Ya abi sen böyle konuşuyorsun da eyvallah iyi güzel de burası Türkiye diye de bir laf var. Tamam doğru haklı ama bakın ben size salt çıkar salt kişisel menfaat açısından hani böyle çok dediğim gibi Allah'tan korkmayan kulduğumu tanımayan birisi olarak hani bir model üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Onda bile bir mantığı çıkmıyor. Hem kokpitte oturmaya çalışanın hem onu oraya yerleştirmeye çalışanın açısından zarar. Dolayısıyla arkadaşlar kokpitte torpil olması bence çok çok zor. Yani ciddi şuursuzluk gerektirir. Hem yerleştiren hem de yerleşmeye çalışan için. O yüzden ben pek ihtimal vermiyorum. Benim bu soruya vereceğim e, cevap da budur o yüzden özelden yazmanıza mail atmanıza vesaire gerek yok arkadaşlar. Cevabım tam olarak bu bundan fazla söyleyeceğim hiçbir şey de yok yani.